akşamlar sayın seyirciler. 360 dereceye hoş geldiniz. Bugün 360 derecenin konuğu BDP eş başkanı sayın Selahattin Demirtaş. Ancak biraz önce de ayrıntılarını dinlediğiniz deprem nedeniyle yayınımıza biraz geç başladık. Hem siz seyircilerimizden hem de sayın Demirtaş'tan özür diliyoruz. Ama önemli gelişmeler malum her zaman sıcak da olsa diğer gelişmelerin önüne geçiyor. Selahattin Bey hoş geldiniz. Teşekkür ediyorum Şirin Ay'ım. İyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkürler. Biliyorum sözlerinizi kesilmesini istemiyorsunuz. Ben de zaten size müdahale etmeyeceğim ama sizden ricam pek çok başlık var. Bunların hepsini bir anlamda değerlendirebilmemiz için daha kısa başlıklar, daha kısa cümlelerle gidebilsek çok seviniriz. Şimdi sorularıma başlamadan önce bugün grup toplantısından herkes sizin pek çok meseledeki sözlerinizden alıntı yaptı basın. Ama genelde hep aynı alıntılardı. Ben başka bir alıntı yapmak istiyor ve öyle bu programa başlamak istiyorum. Madem herkesin daha farklı bir üslup sergilemesi gerektiğini söylüyoruz bu dönemde. Şu sözlerinizi ben çok önemsedim. Müsaade ederseniz onunla başlayalım. Sizin çocuklarınızın yani bizim kardeşlerimizin bu süreçte yitip gitmelerinden her gün her an acı duyduk. Bunu yürekten samimiyetle paylaştık. Geldiğimiz bu noktada sizlerin sunacağı destek, bütün bu desteklerin en kıymetlisi, en değerlisi olacaktır. Bu acıyı yüreğinde yaşamış olmasına rağmen başka analar ve babalar bu acıyı yaşamasın, bunu hissetmesin diye elini taşın altına koyacak her aile, her şehit annesi, babası kutsal bir iş yapmış olacak. Kim ne derse desin, hangi ırkçı, hangi provokatör saldırırsa saldırsın, sizin böylesine onurlu, erdemli bir duruşunuz bütün bu sürecin, bütün bu kapıların tek başına açılmasına yeterlidir. Ve ben bütün o annelerin, bütün acılı annelerin, babaların ellerinden öperek şunu söylüyorum. Bu süreç kaybettiğimiz bütün değerlerimiz adına bu ülkeye demokrasiyi, özgürlüğü getirmek için hepimiz açısından bir fırsat olabilir. Çerçeveyi böyle koyarak başlayalım. Selahattin Demirtaş'ın bu sözleri çok önemliydi. Selahattin Bey, şimdi bugünkü grup konuşmanız aslında heyecanla bekleniyordu. Çok önemliydi. Orada da bazı mesajlar verdiniz ama sizin konuşmanızdan sonra şöyle bir göz gezdirdiğimizde hem hükümet cephesinde hem de sosyal medyada sanki hükümete bazı şartlar öne sürüyormuşsunuz olarak algılandı. Gerçekten bugün hükümete bazı şartlar mı koydunuz? Daha sert algılanan, belki beklentiler sizin daha yumuşak bir konuşma yapmanızdan yanaydı. Daha sert algılanan bu konuşmanız için ne diyeceksiniz? Evet Şirin Hanım, ben öncelikle deprem vesilesiyle bütün toplumumuza, yurttaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Umarım herhangi bir yıkım, can kaybı olmamıştır inşallah. Şimdi bugünkü grup toplantısında ifade ettiğimiz partimizin ortak görüşleri, ortak yaklaşımı olarak belki son bir haftadır tartışma seviyesi hükümetin tek yanlı, tek taraflı açıklamalarıyla oluşturulan psikolojik havaya denk düşmemiş olabilir ama son derece gerçekçi bir yaklaşımdı. Son derece olması gereken makul öngörüler ve önerilerdi. Aslında biz şart ortaya koymadık. Ortaya şart koşma hakkımız, yetkimiz olmadığından değil. Şart da koşabiliriz. Biz muhalefet partisi olarak şu şartlarda bu iş yürütülebilir diyebiliriz. Ama bugün ifade ettiklerim gerçekçi, makul önerilerdi. Sürecin tıkanmaması için oluşan bu havanın kısa sürede dağılmaması ve gerçekçi bir çözüme evrilmesi için olması gerekenlere dair muhalefet partisi olarak önerilerimizdi. Eğer hükümetin bir haftadır tek yanlı propagandayla, açıklamalarla yarattığı hava çözüm havasıdır deniyorsa buradan bir çözüm çıkmaz. Çünkü bir haftadır hükümet sadece silahlar bırakıldı, bırakılacak, efendim bu iş bitti, bitecek havası yayıyor. Oysa işin esasına dair veya işin usullerine dair hiçbir şeyin tartışılmasına izin vermiyor, tartıştırmıyor da. Bu doğru değil. Biz bugün bu havanın ayakları yere basacak şekilde sağlıklı bir mecraya oturması için yaklaşımlarımızı ortaya koyduk. Biz sürecin bozulması sürecin tıkanması kaygısından dolayı bunları ifade ettik. Süreç bozulsun, tıkansın diye değil, bozulmasın diye, sağlıklı bir temelde doğru bir raya otursun diye gerçekçi yaklaşımlarımızı ortaya koyduk. Aslında makul olmayan hiçbir yaklaşımımız da yoktu. Dediğiniz gibi yani şimdi hükümet gerçekten de bugünkü yaklaşımımıza ilişkin eğer MHP ile aynı kefeye koyuyorsa, AK Parti cephesi meseleyi böyle ele alıyorlarsa ya doğru okumadılar bizi, ya söylediklerimizi doğru anlamadılar ya da hesaplarına gelmiyor, çarpıtmaya çalışıyorlar diye ben düşünürüm doğrusu. Bu önemli, diyorsunuz ki biz bir dayatma ya da bir şart koşmuyoruz. Biz sadece önerilerimizi söyledik diyorsunuz. Bu çok çok önemli. Şimdi evet, aslında sivil toplumda insan gerçekten bir beklenti var. Çok önemli. Siz de bugün söylediniz. Meğerse toplum zaten hazırmış diye. Öyle. Artık kimse, hiç kimsenin ölmemesi için çabalamaya hazır gibi görünüyor. En azından sivil toplumda böyle. Ancak siyasetin dili herkesin evet, korktuğu mesele. Bu sadece sizin partinizle ilgili söylemiyorum. Genel olarak söylüyorum. Bir anlamda bu barış sürecini herkes pamuklara sarmak istiyor. Şimdi şunu sormak istiyorum. Ahmet Türk'ün ismi ön plana çıktı. İmralı'yla görüşmeye o gittiği için. Öyle devam etmesi daha iyi değil midir? Çünkü siz konuşmanızda dediniz ki hemen acilen eş başkanların da İmralı'ya giderek görüşme yapmalarının önü açılmalıdır. Bu dönemde siyasi parti liderlerinin ön plana evet, çıkmaması daha iyi değil midir? Öncelikle Sayın Ahmet Türk ve Sayın Ayla Akat Atan'ın adaya gitmiş olmaları bizler açısından son derece sevindiricidir. Her iki arkadaşımız da halkın da partimizin de son derece güven duyduğu yetenekli, birikimli arkadaşlarımızdır. Bizler isim düzeyinde tartışmıyoruz. Eş başkanlar derken Sayın Ahmet Türk'ü de kastediyorum. Demokratik Toplum Kongresi'nin eş başkanları, Barış ve Demokrasi Partisi'nin eş başkanları. 4 eş başkandan söz ediyorum. Bizler en azından eş başkanlar olarak kısa zamanda birlikte bir görüşme gerçekleştirebilirsek kendi kurumlarımızda bunu anlatabilme, süreci yönetebilme açısından ve sürece daha vakıf olabilme açısından çok etkili olur. Tabii ki sonraki aşamalarda bizler eş başkanlar olarak başka vekil arkadaşlarımızı görevlendirebiliriz. Bu tür çalışmalar için görev dağılımı yapacağız sürekli. Her zaman doğrudan biz içinde olmayız. Buna ne zaman yeter ne de doğru olur. Ama sürecin daha başından kurumsal olarak meseleyi sahiplenme, hakim olma ve bizzat bu çalışmaları koordine etme açısından bizim hem adada Sayın Abdullah Öcalan'la hem hükümetle hem de Kandil'de KCK ile görüşebilmemizin olanakları sağlanmalıdır diye düşünüyorum. En azından mekanizma kurulana kadar ve bu taraflar birbiriyle doğrudan görüşmeye başlayana kadar böylesine bir pozisyonumuz, rolümüz ön açıcı olabilir. Bunu bir dayatma olmaktan öte ifade ettiğim gibi bir makul öneri olarak sunuyoruz. Mekanizma kurulduktan sonra işte Sayın Başbakan'ın da ifade ettiği gibi KCK veya PKK yetkilileriyle Oslo'da veya başka bir yerde görüşmeler doğrudan başladığında zaten bizim bir arabulucu gibi davranmamıza hiç gerek yok. Biz muhataplardan, aktörlerden biri olarak sürecin içerisinde katkı sunmaya devam ederiz. Ama bu aşamada mutlaka mekanizmanın tamamlanması için bizim yaptığımız önerilerin tartışılmasını ve hayata geçirilmesini biz önemsiyoruz. Sizden gelen önerileri zaten hükümetin ciddiye alacağının sinyalleri geldi. En azından bu yönde, bunun aksi yönünde bir şey söylemiyorlar. Bunu biraz daha kamuoyu için açmak istiyorum. Siz eş başkan, yani BDP eş başkanlarının, sizin ve Gülten Kışanak'ın oraya gitmesinin daha doğru bilgilenmek için iyi olacağını söylüyorsunuz. Bu anlamda adaya giden heyetten yeterli bilgi alamadığınızı mı düşünüyorsunuz? Yani yeterince aydınlanmadığınızı, oradaki görüşmelerin içeriğine vakıf olmadığınızı mı düşünüyorsunuz? Hayır, bundan hiçbir kuşkumuz, hiçbir şüphemiz yok. Tartıştığımız bu değil. Bakın ben bugün grup toplantısında da ifade ettim. Sadece partimize mensup milletvekilleri değil, başka parti milletvekilleri de hatta başka sivil heyetler de gitmelidir. Yani heyetlerin genişleyerek gitmesi orada tartışılan çözüm önerileri, orada önerilen yol ve yöntemlerin daha fazla kuruma ve kişiye, kamuoyuna mal olmasında katkı sunacaktır. Ve buradan gidecek insanlar da tartışacaktır kendisiyle. Çünkü biz sadece gidersek Sayın Öcalan'ı dinlemek üzere gitmiyoruz. Eş başkanlar olarak aynı zamanda tartışmaya gidiyoruz. Kendi fikirlerimizi, kendi önerilerimizi paylaşmaya gidiyoruz. Bu tek taraflı bir bilgi, görüş, fikir alışverişinden öte karşılıklı bir tartışma sürecidir. Bu nedenle iş başkanlarının en azından önümüzdeki kısa dönemde gidişi sürecin daha sağlıklı işlemesine katkı sunar. Yoksa bizim arkadaşlarımız ve Ahmet Bey'in ve Ayla Hanım'ın yaptığı çalışma ile ilgili spekülatif hiçbir yaklaşımı kabul etmeyiz, reddederiz. Herhangi bir milletvekilimiz veya iki milletvekilimiz adaya gidip geldiğinde veya başka bir çalışma yaptığında sonuna kadar arkasındayız, güven duyarız. Zaten bizim desteğimiz ve bizim güven duygularımızla arkadaşlarımız oraya gitmiştir. Orada bütün tartışmalar da çok sağlıklı bir şekilde bizlere aktarılmıştır. Bu konuda hiçbir tereddüt yoktur. Şimdi siz bu söylenilen her söz beraberinde yeni bir tartışmaya getirdiği için muallakta kalmasın diye soracağım. Siz diyorsunuz ya, bizim fikirlerimizin de tartışılması gerek. İmralı'ya gittiğimizde aslında amacımız bu. Biz de görüşlerimizi söyleyelim. O zaman şu muhakkak evet, bunu açmazsak eğer şu soru devreye girecektir. Ha, demek ki gerçekten Öcalan'ın tabanına ne kadar sözünü dinletebileceği konusunda şüpheler var. Ya da BDP ile Öcalan arasında bu konuda bir çözüm nasıl olmalıdır konusunda farklılıklar var. Bu mudur? Yani siz farklı sesler çıkmamasını da mı Şirin amaçlıyorsunuz? Hanım, bunu da sorayım, havada kalmasın. Hayır, bakın tabii ki. Biz parlamentoda grubu bulunan Türkiye'nin 4. büyük partisiyiz. 6 yıldır parlamentodayız. Parlamento ile ilgili bir deneyimimiz var. Yasama faaliyetiyle ilgili bir deneyimimiz var. Anayasa Komisyonu'nun aynı zamanda içindeyiz. Parlamentodaki bütün komisyon çalışmalarının içindeyiz. Sürecin nasıl işlediğini, nasıl işleyeceğini biz biliriz. Biz bu konuya hakimiz. Yine bununla birlikte hükümetin yaklaşımları, yargının yaklaşımları, bürokrasinin yaklaşımlarının doğrudan muhatabıyız, gözlüyoruz. Bütün bunları iyi tahlil ediyoruz. Ve bütün bu gözlemlerimize, deneyimimize dayanarak çözüm sürecinin veya süreçlerinin nasıl işleyeceğine, nasıl sağlıklı olacağına, ayaklarının sağlam olarak nasıl yere basacağına dair bizim fikirlerimiz var. Ve biz bunu İmralı'ya gittiğimizde kendisiyle tabii ki tartışırız, fikirlerimizi ifade ederiz. Kendisi kafasında olgunlaşmış fikirler, projeler gerçekleştirirken bizim bu önerilerimizi, fikirlerimizi eminim ki dikkate alır. Çünkü sonuçta biz bu sürecin bir aktörüyüz, muhatabıyız. Demokratik, siyasal alanda faaliyet yürüten çok önemli bir siyasi parti oluşumuz. Bizim sadece bu sürece ilişkin dinleyici olmaktan öte mutlaka ki katılımcı olarak söyleyeceklerimiz vardır. Ve ben eminim ki hem hükümet, hem Sayın Öcalan, hem KCK tarafı bizim söyleyeceklerimizi dikkate alırlarsa sürecin sağlıklı işlemesi açısından çok daha katkı sunucu bir pozisyona kavuşuruz ve daha başarılı oluruz diye umuyorum. Bu nedenle İmralı Adası'na gidiş geliş konusunda bu meselenin artık normalleşmesi gerektiğini düşünüyoruz. Biz milletvekilleri olarak Türkiye'nin bütün cezaevlerine gidebiliyoruz. Bu yetkimiz, hakkımız var. İmralı cezaevi de artık bu statüden çıkarılmalıdır. Yani parlamenterler bakanlığın şu andaki koordinesinde İmralı cezaevine gidip gelebilmeli, orada tartışmaları yürütebilmelidir. Biz bunun normalleşmesi gerektiğinin altını çizmek için bunu ifade ediyoruz. Yoksa görüşlerimiz farklıdır. Bahsettiğiniz ayrılık veya işte farklılığından kaynaklı veya tereddütten kaynaklı bir öneri değil benim ortaya koyduğum. Konuşmanızı dinledim. Orada dikkatimi çeken cümlelerden bir tanesi, dediniz ki günlerdir basında çeşitli yol haritaları, işte planlar, nasıl ilerleneceğine dair bir takım formüller yazılıyor, çiziliyor. Tabii ki onu yazan, çizen köşe yazarları ya da program yapanlar da sonuçta alabildikleri bazı bilgi parçacıklarına göre bu değerlendirmeleri yapıyorlar. Ama baktığımızda evet, bugün özellikle Radikal Gazetesi'ne ve Milliyet Gazetesi'ne baktığımızda iki şey üst üste oturuyor. Ahmet Türk'ün, Abdullah Öcalan'ın talepleri öyle devleti zorlayacak talepler değil lafı ve sonrasında aslında bir merdiven teorisi, nasıl ilerleneceğine dair. Yani önce birinci adımda bir sonuç alınacak, sonra diğerlerine geçilecek. Bu anlamda mutabık mısınız? Yani siz biraz daha bugünkü konuşmanızda daha ileri adımlardan bahsettiniz ama ilk adımlar konusunda size Ahmet Türk'ün de verdiği bilgiler, plan bu yönde mi? Yani Radikal'in bugünkü adım merdiven projesini teyit ediyor musunuz? Ben tabii ki gazeteci arkadaşlarımızın yazdıkları, yorumladıkları, konuştukları bütün her şeye saygı duyarak ifade etmek istiyorum ki bunların büyük bir kısmı kendi görüşleridir. Yani kaynakları iyi olabilir, sağlam olabilir, yanılgılı olabilir. Bunlar tabii ki bu meslekte bu işin de cilveleridir. Fakat yani netmiş gibi, çok sağlam kaynağa dayalıymış gibi verilirse kamuoyunda kafa karışıklığına da yol açabilir. Buna da dikkat etmek lazım. Yani meselenin bu şekilde netleştiği ve mutabakatın bu şekilde gerçekleştiğine dair bizim elimizde hiçbir somut bilgi, belge yoktur. Bu şekilde İmralı Adası'nda yapılan görüşmede bize ifade edilmiş, aktarılmış hiçbir şey yoktur. Bizim de bunu ne teyit etme şansımız var ne de oradan karşı çıkma şansımız var. Ama şunu biliyoruz, yani Sayın Ahmet Türk de ifade etti. Sayın Öcalan'ın bu konudaki yaklaşımları her zaman makuldü zaten. Hiçbir zaman uç öneriler, gerçekleşmesi imkansız şeylerden söz etmedi ki. Yaklaşımının makul olduğunu söylemek yeni bir durum değil. Bir gerçeği ifade ediyor. Şimdi gazeteci arkadaşlarımızın yazdıklarına baktığımızda belki bütün bu olup bitenleri okumaya çalışarak bir tahmin üzerine kurgulanmış bir haber de olabilir. Ben bütün bu haberlere tek tek ayrı ayrı cevap vererek veya işte reddederek, kabul ederek sürecin yürütülebileceğini düşünmüyorum. Bizim bildiğimiz şudur. Bu görüşme bir ziyaret çerçevesinde gerçekleşmiştir ve genel bir süreç değerlendirmesi kabaca yapılmıştır. Ama bundan sonra süreç ilerlerse, heyetler gidip gelmeye devam ederse, hem devlet heyeti hem siyasi heyetler gidip gelmeye devam ederse işin detayları o aşamada açıklanacak veya deklare edilecek veya bizlere aktarılacaktır. Ama bu aşamada daha hiçbir şey aktarılmadan usul tartışmaları, yöntem tartışmalarına ilişkin henüz ayakları yere basan bir noktaya gelinmeden esasa dair bu kadar net şeylerin söylenmesini de ben doğru bulmuyorum. Mutlaka ki bunları tartışacağız. Bunlar tartışılmadan çözüm olmaz. İşin esasına dair tartışmalar olacak. Ama birkaç gün içerisinde bu usul şartları ve yöntem mekanizma dediğimiz şey tamamlandıktan sonra asıl o zaman esasa ilişkin söylenecekleri herkes söyleyecek. Bizim de mutlaka ki söyleyeceklerimiz olacak o zaman. Şimdi Milliyet'in haberine göre Öcalan toplantıda giden heyete diyor ki benim İmralı'da olmam önemli değil. Devletle birbirimizi sınamayalım. Devlete güveniyorum. Önemli olan hükümet, MİT, Avrupa, Kandil, BDP ve DTK'da faaliyet gösteren bazı kurumlarla daha rahat görüşme yapılmasının sağlanmasıdır. Bu o zaman bu sözler BDP'lileri sizlere aktarılmış olduğunu anladığımız Milliyet'in haberinden bu sözler aslında bizim eş başkanların gitmesi talebiyle örtüşüyor anladığımız kadarıyla, değil mi? Yani ben haberden bağımsız ifade etmek isterim ki bugün grup toplantısında da belirttim. İmralı'nın müzakere koşullarına kavuşturulması, dışarıyla iletişim organlarının olanaklarının artırılması ve tabii ki sivil siyasi heyetlerin daha genişletilmiş bir şekilde adaya gidişinin kolaylaştırılması, bunlar mutlaka olması gereken şeylerdir diye biz öneriyoruz. Yani bu haberden bağımsız, bu bizim 2-3 gündür tartışmalarımız sonucunda partimizin geliştirdiği önerilerdir zaten. Hocun Aktoğan, Başbakan'ın danışmanı, hem milletvekili hem de köşe yazarı, diyor ki özellikle ben diyor Kandil tarafından, KCK tarafından gelen mesajların bu süreç açısından olumlu olmadığını düşünüyorum gibi bir röportaj verdi. Siz de bugün dediniz ki Başbakan Erdoğan ya da hükümet daha doğrusu KCK ile de görüşmeli. Şimdi bu çok ileri bir hükümet açısından ileri olacak bir durum değil midir? Yani bu anlamda BDP'nin bunu şu anda ortaya koyması hükümet açısından zorlayıcı değil midir? İki gün önce bunu Sayın Başbakan ifade etti, biliyorsunuz. Yurt dışına çıkmadan önce PKK ile Oslo veya başka bir yerde görüşülebileceğini kendisi söyledi. Ben bunu söyleyince bir dayatma oluyor da Başbakan ifade edince son derece normal oluyor gibi düşünmemek lazım. Başbakanın söylediğini ben tekrarladım sadece. Başbakan Oslo veya başka bir yerde görüşülebilir, olabilir bu tür şeyler dedi. Ben de evet, en kısa zamanda KCK ile bu heyetin, devletin temas kurması gerekir, görüşmesi, mekanizmaya dahil etmesi gerekir dedim. Başbakanın söylediğini burada teyit ettim, destekledim aslında. yeni bir şey veya dayatma anlamına gelecek bir şeyden söz etmedim. Böyle okumak istediği için hükümet çevreleri bir şekilde BDP'yi suçlayan, bir şekilde BDP'yi baskı altına almaya çalışan, BDP konuşmasın, öneri yapmasın psikolojisini yaratmaya çalışan hükümet sözcüleri ısrarla hani BDP ne söylese saldırmaya çalışıyorlar. Bu da doğru bir tarz, üslup değil. Yani bütün bunlar kolay değil, anlıyorum. Bizim açımızdan da AKP açısından da kolay değil. Uzun süredir çok sert bir siyasi rekabet ve mücadele yürütmüş iki parti şu anda bu kadar kritik bir meseleyle ilgili olarak çalışma yürütüyorlar. Onların ayrı bir projesi, çalışması var. Biz de ayrı bir proje, çalışmayla buluşturabilir miyiz diye, çözüm olanaklarını diye uğraşıyoruz. Bunun kolay olmadığının farkındayım ama bir şekilde bunun üstesinden geleceğiz. Buna da inanıyorum. Bu dönemden çok üzerinde durulan söz empati galiba. Şu anda hükümete yönelik de empati yaptığınızı hissediyorum. Şimdi CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun desteği çok önemliydi. Önemli bir çıkış yaptı ve destek verdi. Barış olacaksa koşulsuz barışa koşulsuz destek veririz dedi. Siz de bu anlamda hükümete ne kadar bir kredi açıyorsunuz? Nasıl bir kredi açıyorsunuz? Vallahi tabii Sayın Kılıçdaroğlu'nun, Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu desteği anlamlıdır, önemlidir. Bugün grup toplantısında da ifade ettim. Süreci kolaylaştıracak bir yaklaşımdır. Fakat biz pozisyonumuz itibariyle hükümete kredi açma durumunda değiliz. Biz doğrudan içindeyiz. İçinde olacağız, muhataplardan, aktörlerden biriyiz. Biz bu sürecin doğru yürümesi, doğru yönetilmesi ve başarıya ulaşması için bir aktör olarak sürece müdahiliz. Sadece hükümete kredi verip dışarıdan hükümetin başarılı olup olmamasını izleme pozisyonunda değiliz. Başarılı olması için, bu sürecin başarılı olması için bizzatihi çaba sarf eden, mücadele eden, uğraşan bir parti olacağız. Hükümete yönelik bizim sunabileceğimiz en büyük destek de budur. Kimse bizden AKP'nin bütün politikalarının işte doğrulandığı, teyit edildiği veya AKP işte böyle bir süreç başlattı diye biat edeceğimiz bir yaklaşım beklemiyor herhalde. Ama bununla birlikte biz hükümetin işini kolaylaştıracak, hükümette samimiyet gördüğümüz, ışık gördüğümüz oranda onun önünü açacak, önündeki zorlukları kaldırmaya çalışacak bir pozisyon alacağız. Bunu yapmaya çalışacağız. Elimizden gelen bütün gayreti de göstereceğiz. Ama biz bunu AKP için değil, gerçekten de çözüm için yapmış olacağız. Şimdi bu dönemde, şu kısa vadede bir liderler buluşması, zirvesi demeyeceğim ama buluşması beklentiniz var mı? Yani başbakanla bir araya gelmenizin yararlı olacağını düşünüyor musunuz? Ya da Kılıçdaroğlu, siz, başbakan, bir üçlü görüşme ya da ikili bir görüşme talebiniz, beklentiniz var mıdır? Biz buna hiçbir zaman kapalı olmadık. Yani diğer partilerle, parti yetkilileriyle, genel başkanlarla bir araya gelmek tabii ki faydalı olur, yararlı olur. Ama Şirin Hanım, Türkiye'de şöyle bir hava ve atmosfer var. Yani Sayın Başbakan'la görüşmek sanki hani cennetin anahtarını ve tapusunu elde etmekmiş gibi bir hava yaratılıyor. Biz de bundan rahatsızız işin doğrusu. Yani bir ülkenin başbakanı seçimle iş başına gelmiş, vekaleten, temsilen orada bulunan, o makamı yöneten bir kişi, muhalefet liderleriyle veya herhangi sivil toplumdan biriyle, bir sanatçıyla, bir aydınla görüştü diye cennete gitmez. Başbakan'da böyle bir hava var. Biz de bundan rahatsızız. Yani bu havadan çıkması lazım. Daha normalleşmesi gereken bir ilişki sürecine girmesi, diyalog sürecine girmesi lazım Sayın Başbakan'ın. Biz hani bu insani ilişkiler, siyasi ilişkiler yoğunlaştıkça birbirini anlama, empati yapma, birbirine karşı en azından daha saygılı bir üslup kullanma konusunda da mesafe kat edileceğini düşünüyorum. Ama Sayın Başbakan buna çok kapalı bir tarz izledi bugüne kadar. Ve biz şimdi hani Türkiye'de liderler zirvesi veya liderler buluşması dendiğinde hani sanırsınız ki işte 2. Dünya Savaşı'nı bitirmek üzere liderler bir araya gelecek de dünyanın en önemli zirvelerinden biri olacakmış gibi bir havayla yapılıyor bu. Oysa her gün normalde rutin yapılması gereken işler bunlar. Yani demokratik parlamenter sistemlerde başbakan veya diğer parti liderleri mecliste, dışarıda, evde, yemekte bir araya gelip tartışıyorlar, konuşuyorlar. Türkiye'de bu olağanüstü durumdan dolayı biz de rahatsızız işin doğrusu ama hani Evet. Çok görüşme hevesimizden kaynaklı değil ama görüşmenin sürece katkı sunacağına inandığımız her anda herkesle görüşürüz tabii ki. İki önemli sorun var. Kısa kısa hemen gidelim. Birincisi, bu süreçteki en büyük korkulardan en büyüğü derin Kürtlerle derin Türklerin, böyle ifade edelim, devreye girmesi. Çünkü son derece kırılgan bir süreç. 90'lı yıllarda, 2000'li yıllarda, bundan son dönemde, son 16 ayda hep bunu gördük. Buna karşı, yani derin Türkleri tabii ki hükümete, belki diğer çevreleri sormam gerekiyor ama derin Kürtler anlamında siz bu konuda önlem almaya hazır mısınız? Ya da bunu nasıl, bu tip yol kazalarını önlemek açısından ne yapmayı düşünür BDP ya da bu konuda endişeli misiniz? İşin doğrusu bu ihtimal her zaman müzakere dönemlerinde, diyalog süreçlerinde her zaman bu ihtimal vardır. Sadece burası için değil, dünyanın diğer bölgelerinde bu deneyimlerde hep bu ihtimal, bu tehlike var olmuştur ve tümüyle sıfırlanmamıştır. Ama bu konuda bence hani dün veya önceki gün Özgür Gündem gazetesinde sevgili Veysi Sarıözen yazdı ki bence çok önemliydi. Şu noktaya gelebilmek provokasyonu önleme açısından çok daha etkili olur. Nedir o nokta? Taraflar provokasyondan korktuklarını ifade ettikçe provokasyon riski artar ve provokasyon yapmak isteyenlerin hevesi artar. Ama taraflar provokasyona karşı kararlı, iradi bir duruş sergileyeceklerini ve ne yapılırsa yapılsın bundan vazgeçmeyeceklerini kararlı bir şekilde ifade eder ve bunun arkasında dururlarsa, provokasyon yapmak isteyenler de, bir tarafta elini ovuşturup bekleyenler de çaresiz kalırlar. Çünkü ne yaparlarsa yapsınlar kolay kolay bozamayacaklarına dair bir irade ortaya çıkar. Ama hayır, sürekli bir tedirginlik haliyle, bir güvercin tedirginliğiyle aman provokasyon olmasın, en küçük bir şey olursa bozulur duygusu ve hissiyatıyla taraflar hareket ederse, o en küçük bir şeyi veya büyük provokasyonu yapmak isteyenlere de zaten kendiliğinden zemin sunulmuş olur. Bunu tümüyle sıfırlamak mümkün değil ama iradi duruş provokasyonları engellemek ve tedbirini almak açısından en etkili yöntemdir bizce. Şimdi son olarak yumurta mı tavuktan, tavuk mu yumurtadan tartışmamız var. Başından beri bu mesele ortaya geldiğinde önce silahlar sussun, sonra görüşmelere başlayalım. Yok, görüşmelere başlayalım, sonra silahlar sussun. Şimdi bütün siz diyorsunuz, tabii hepsi doğru değil ama baktığımız zaman ilk aşamada çatışmasızlık ortamının sağlanması meselesi var. Öcalan'ın verdiği mesajın da o olduğunu anlıyoruz ya da yapılan İmralı görüşmelerinde bunun konuşulduğunu anlıyoruz. Diğer taraf, siz de bugün dile getirdiniz, diyorsunuz ki operasyonlar dursun ama hükümet kanıda diyor ki ben saldırılar devam ederken güvenliği sağlamayacak mıyım? Bu anlamda BDP eş başkanı olarak siz ne diyorsunuz? Yani bu çok birbirinin içine geçmiş mesele konusunda ne yapılabilir? Görüşünüz nedir? Bu çatışmasızlık sağlanması meselesinde ne noktadasınız? Şimdi tabii ki demokratik siyasetin, bizlerin, hükümetin, devletin bir bütün olarak çatışmasız bir ortam arzulamasından daha doğal bir şey olamaz. Bizler demokratik siyaset yapan insanlar olarak kanın, gözyaşının, silahın olmadığı bir ortamda siyaset yapmak isteriz. Bu siyasete güç verecek bir şeydir. Bunu nasıl gerçekleştirebileceğimize, böylesi bir ortamı nasıl sağlayabileceğimize dair her birimizin fikri vardır mutlaka. Hükümetin fikri vardır, Sayın Öcalan'ın vardır, bizim fikirlerimiz vardır. Çünkü bahsettiğiniz gibi bir karşılıklı bir güvensizlik ortamı olduğundan, şimdi hükümet diyor ki saldırılar oldukça ben operasyon yaparım. PKK diyor ki operasyonlar oldukça ben kendimi savunurum. Şimdi bu işin içinden böyle çıkılmaz. Dolayısıyla bir karşılıklı güven yaratmak lazım ki aynı anda tetikler dursun, eller tetikten çekilsin, ateş edilmesin birbirine. Öncelikle bu ortam sağlanabilsin ki üstüne başka şeyler konuşulabilsin, mesafe kat edilebilsin. Şimdi o aşamaya yani ellerin tetikten çekilebileceği güven aşamasına gelmesi için işte bugün biz öneriler yaptık. O aşamalar bence sağlanabilirse bahsettiğiniz çatışmasızlık ortamını sağlama açısından BDP olarak biz daha fazla katkı sunabiliriz. O karşılıklı güveni oluşturmada rol oynayabiliriz. Yani hükümet KCK ile görüşürse ve sizin de adaya gitmeniz ve katkılarınız dinlenmesi sağlanırsa, bu mekanizma sağlanırsa bu sağlanır diyorsunuz, öyle mi? Yani bu ortam sağlanmış olur. Ben mesafe kat edebiliriz diye düşünüyorum. Bu konuda karar verici değiliz ama arzu sahibiyiz, istek sahibiyiz, talep ediyoruz. Bunlar olabilmeli diyoruz. Bunlar için de uğraşırız tabii ki. Ben sonuç alabileceğimizi düşünüyorum. Yani bunun garantisini ne hükümet verebilir ne biz verebiliriz. Bu bir süreç. Kısa bir vadede bu işlerle biraz daha fazla uğraşmamız gerekir öngörüsüne sahibiz. Sayın Selahattin Demirtaş, çok teşekkür ederiz. BDP Eş Başkanı Selahattin Demirtaş'ı ağırladık. 360 derecede bu hassas süreçte onların görüşüyle gelişmeleri değerlendirdik. Bugün grup konuşmasındaki sözlerinin ardından ayrıntılarına da bakma şansına sahip olduk. Çok teşekkürler geldiğiniz, katıldığınız için. 360 derece burada bitti. Şimdi ana haber bültenine Nevşin Mengü karşınızda olacak efendim. İyi akşamlar.